Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki eğitimimiz yine yer altında veya yer üstü tünellerde kullanılan 282 Jumbo Bomber'ın delgi sistemi ile ilgili olacak. Kısaca makinenin diğer çalışma mantığını göstermek için şöyle pompalarından ve baskı valfinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, bu makinede ki bu 282 bomurların eski modellerinde, yeni modellerde biraz daha farklılıklar var. Benim şu anda üzerine durduğum eğitim eski modeller. Üzerlerinde yine Rexotun pompası var arkadaşlar. Bu pompalar DFR kontrollü pompa fakat ilk start anında DFR'si kullanılıyor, ardından DR konumuna geçiyor. DFR ilk start anında bakın arkadaşlar burada 18 bara setlemiş olduğumuz valve ilk startta elektrik motorunun rahat devreye kalkması için belirli bir süre DFR konumunda bekler. Elektrik motorumuz yıldız üçgene geçtikten sonra bakın buradaki valve'imiz enerjilenerek bizim 18 barlık valve'ımızı devre dışı bırakarak maksimum basınç olarak ayarlamış olduğumuz 210 veya 230 bar basınç arası pompamız basıncı tüm hatta oluşturarak standby konumunda beklemede durur. Bu makinenin çalışma prensibi bu şekilde. Bu pompa ile ilgili diğer videolarıma bakarak animasyonlarda çalışmasını bakabilirsiniz. Şimdi 210 bar basıncımız bizim normal bu makinede delgi valfine gelir ve tüm valfler altında hazırda bekler. Baskı valfinde, darbe valfinde rotasyon zaten hepinizin bildiği gibi delici makinelerde rotasyonlar farklı bir pompayla çalışmak zorundadır. Tüm delicilerde rotasyon pompaları ayrı tutulmuştur. Çünkü delgi anında hem baskı hem rotasyon farklı yağ tüketimleri olduğu için ayrı tutulmak zorunda. Şimdi ben bugünkü eğitimimde sadece şu anda bak şu göstermiş olduğum anti-jamming valve ile ilgili eğitim hazırladım. Anti-jamming valve'i bu makinede hepinizin bildiği gibi özellikle delgi anında çatlak arazilerde rotasyonun sıkışması sonucu oluşan yüksek basınçta makinenin rotunun sıkışmasını önleyici bir sistem. Şu anda bu eğitimin animasyonunu bunun üzerine yaptım. Zaten hepinizin bildiği gibi eğer makinede kullanılan her bir valve'in görevini bilirseniz sistemi okumanız, sistemde arıza bulmanız daha kolay olacaktır. Örnek, eğer burada yerleştirilmiş bir valve varsa görevi nedir, niçin konulmuştur, ne iş yapar? Atıyorum bakın şurada bir tane daha var. Görevi nedir, niçin konulmuş? Bu sorulara cevap bulursanız zaten sistemdeki bir arızayı çözmeniz de daha kolay olacaktır. Ben bugünkü eğitimimde anti-jamming valve'ini işleyeceğim. Anti-jamming valve nedir, nasıl çalışır? Şimdi hep beraber sunumumuza bakalım, animasyonumuza bunu inceleyelim. Anti-jamming şu anda Bomber 282 delgi sistemi DCS-12 olan modelinin sunumu bu. Şu anda resimde görmüş olduğunuz Jumbo'muzun anti-jamming valve'i, demin bahsetmiş olduğum hidrolik devredeki görünen valve bu. Makinenin iki bom olduğu için bu valve'lerin her bir bom için ayrı ayrı yerleştirilmiş iki tane valve'i var. Bakın burada bir tanesi sağ bom için, diğeri sol bom için. İki valve'ten de aynısı fakat ikisinin de çalışma prensibi aynı. Şimdi sırasıyla bakalım anti-jamming valve üzerinde neler var. Temel seviye hidrolikte de eğitimlerde görmüştük. İşte valve'lerin konumu, işte tahliye nedir bunlarla ilgili. Yay geri dönüşlü hidrolik uyarılı ayarlanabilir. 2-2 bir tane yön kontrol valve var bu valve içerisinde. Başka ne var? Yine yay geri dönüşlü hidrolik uyarılı direkt sürgüye etki eden 5-2 yön kontrol valve'ımız var. Son olarak basınç delgelenme valve var. Bunların hepsi şemada da biliyorsunuz bileşen çizgisiyle gösterilmiş. Bir valve bütün içerisinde. Şimdi içerisindeki bağlantılara baktığımız zaman bakın arkadaşlar hepsine birbirine bir bağlantısı var. Giriş çıkışlara bakınca da bakalım şu anda valve'ın yerlerine bakalım.
basınç dengeleme valfimiz, sürgü bu valfın içerisinde. Rotasyondan gelen basıncı dengelemek için ikinci bir koruma valfimiz olan yön kontrol valfimiz. Giriş çıkışlara baktığımız zaman arkadaşlar, eğer çizimde her bir çizgi bir şekilde burada valf için giriş yapıyorsa, bu miktar kadar da bu valfte hortum var demektir. Baktığımız zaman bu noktaların hepsinden içeri bir girişimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane hortum bağlantısı var. Şimdi sistem nasıl çalışıyor, nasıl iş görüyor, buna hep birlikte bakalım. Arkadaşlar, demin bahsetmiştim, bu makinenin pompası çalıştıktan kısa bir zaman sonra 220 bara setlenmiş olan değerlerdeki basınç oluşup pompamız standby'a yatar. 220 bar basınç, bakın arkadaşlar, şu anda şu görmüş olduğunuz yerden pilot hattıyla bakın buraya giriş yapar. Aynı zamanda bir baskıyı ilk yönlendirdiğimiz valf 220 barla yönlendirir. Fakat bu valfın üst noktasına yerleştiren bir başka valfımız daha var. Bu valf basıncı bizim istediğimiz değerlere düşürerek baskı basıncını, kayaçla temasını istediğimiz değerde ayarlayabilir. Fakat bu göstermiş olduğum yerde şu anda bu valfın girişine 220 bar giriş yapar. Diğer bir tarafa baktığımız zaman, yine bu şemanın bütün kısmına bakarsanız, şu dönüş yazdığım yerde bu makinenin tapancanın delgi pozisyonundaki dönüş konumu, delgi konumundaki dönüş hattından gelen basınç buradan gelerek şu anda antijamik valfi içerisine giriş yapar. Şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şu anda burada gelen hat üzerine yerleştirilmiş olan iki adet orifis valfimiz var. Yani nipelimiz var. Bununla da ilgili bazen bu nipelleri farklı nipel gibi görüp sökülüp alınabiliyor. Bunlara dikkat edin. Burada dikkat edilmesi gereken, bu normal ara bağlantı bir nipel gibi, fakat üretici firma bunun üzerine yedek parça numarasını yazmış. Yedek parça numaraları birçoğunda aynı, fakat şu son rakamı, yani 02 olan, bunlarda çift 0 olanlar var, delik çapı farklıdır. 01 olan var, 02 olan var. Şu anda ben bu resmi örnek olarak koydum. Hepinizin bildiği gibi şu anda devre şemasına yazan 01 haliyle bu noktalara 01 olan orifisli nipelimizin takılması çok önemli. Eğer buradan siz bunun bir tanesini alıp farklı takarsanız, daha fazla akışkan gideceğinden yüksek ısıya sebebiyet verirsiniz. Onun için burada olması gereken değer kadar takılacak. Biz burada orifisleri kullanarak aslında basınç dengelemesini yapıyoruz. Depoya gönderdiğimiz yağın miktarı da az olduğu için herhangi bir ısınmaya sebebiyet vermiyor. Normalde biliyorsunuz, basınçlı hatlardan depo hatlarına giden yerde bir geçiş varsa ısı kaçınılmazdır. Tabi miktarı az olunca makine için, soğutmak için yeterlidir. Şimdi makinemizi çalıştırdığımız zaman arkadaşlar, operatör baskı konumunda makine ile delgiye başlar. Delgiye başladığı zaman arkadaşlar, bakın yağımız buradan gelir, baskı konumundaki valfe gider. Delgi aşamasında kayaçla temasını sağlamıştır. Dönüş basıncımız normal delgide 30-40 bar gibi bir değerlerde devam eder. Fakat eğer delgi yapılan yerde çatlaklar varsa, matkabucu takılarak dönüşte yüksek basınçlar meydana gelir. Haliyle operatör bu anti-jamming sistemi devrede olduğu sürece bu yüksek basınçlarla rotların sıkışmasını önlemek için bu sistem konulmuştur. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Dönüşten gelen basınç arkadaşlar, eğer şu anda demin bahsetmedim, bu valfin biz ayarını, yani şu yaydaki ayarını 60-65 bar civarı ayarlıyoruz. Diğerini 75 bar. Haliyle bu makinede aslında iki tane koruma var. Birincisi, dönüş basıncı 65 bar gibi bir değerlere geldiği zaman birinci valfimiz devreye girerek aslında bizim işte 50 barda sıkıntı yok. Eğer yüksek basınç oluşursa, şurayı atlamışım. Bakın arkadaşlar, burada 220 bar basıncımız sürekli var. Ama biz 75 bara setlemiş olduğumuz, bakın bu valftan sürekli tank yaptırarak
buradaki basınızı 75 barda tutuyoruz. Haliyle bizim bu baskı sürgümüzü yay artı 75 barlık yağ basıncı ile bu konumda tutmaya çalışıyoruz. Fakat rotasyondan gelen basınç eğer 50 bar gibi bir değerlerdeyse bu sürgülerde herhangi bir değişim olmaz. Fakat eğer bizim basıncımız rotasyonun sıkışmasıyla bir şekilde 65 barlara çıkarsa bizim birinci baskıyı düşürme valfimiz devreye girer. Bakın arkadaşlar, konum değiştiği zaman artık sizin baskı ileri konumuna göndermiş olduğunuz yağ buradan depo yaparak tapanzanın yavaşlaması sağlanır. Çünkü artık delemiyor, rotasyon sıkışmış, tapanza yavaşlayacak, kırmaya devam etsin veya o süreci atlatabilmesi için. Eğer 65 bara ulaştığı zaman bu yavaşlama başlar. Eğer 65 barın altına düşerse tekrar normale döner. Hayır, eğer 75 bar yani rotasyon basıncı daha artmaya devam ederse o zaman bizim ikinci korumamız devreye girer. İkinci korumamızın devreye girmesi demek tapanzamızın kayaçtan uzaklaşması demek. Şu anda rotasyondan yüksek basınç geldiğini varsayalım. Yüksek basınç geldi, 75 bar veya daha üstü. Artık sürgümüz konum değiştirerek operatörün A hattına göndermiş olduğu yağ tapanzanın ileri konumu değil arkadaşlar, artık geri konumuna geçecek. Bakın şu anda biz A'dan B'ye gönderince bu sefer tapanzamız geri gelecek. Tabi buradaki süreç anlık olacak. Tapanca geri geldiği anda kayaçtan uzaklaşan rotasyon rahatlayacak, tekrardan eski konumuna dönecek. Burada arkadaşlar bu sistem özellikle çatlak arazilerde operatör normal delgisini delerken matkabın bir anda takılmasıyla bu sistem devreye girerek operatöre büyük bir kolaylık sağlar. Özellikle aynada rot sıkışması, işte tapanzanın yüksek basınçlara maruz kalıp işte dediğim gibi rotasyon eğer bu sistemler çalışmaz ise işte rotasyonun maksimum basıncı yanılmıyorsam 130-140 barlar gibi bir değerler oluşur, matkaplar sıkışır, bir sürü sorun yaşanır. Şimdi bu bahsetmiş olduğum antijamik valve arkadaşlar bu makinelerde herhangi bir seçenek değildir. Sürekli devrededir. Fakat çok önemli burası. Eğer siz buradaki 65 bara setlenen bu ayarı maksimum konuma sıkarsanız haliyle bu sistem devrede olmayacak demektir. Veya aynı şekilde 75 bara setlenmiş olan bu valve'ın da ayarını tam sıkarsanız o zaman bu makinede antijamik valve denen bir durum olmaz. Bu makine çalışmaz. Yani antijamik sistemi çalışmaz. Onun için delici makinelerde bu sistem çok önemli. Bakımlarda bunların kontrolünün yapılması lazım. Veya bu makineyi kullanan operatör rotasyon basıncının yüksek değerlere çıkmasıyla tapanzası anlık geri gelmiyorsa antijamik sistemi çalışmıyor demektir. Bu haftaki eğitimim arkadaşlar bu eski model 282 Jumbo Bomber'ın antijamik sistemi ile ilgiliydi. Bir sonraki haftalarda yeni eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.